Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar 18-24 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili koçlar bu haftadan itibaren Güneş artık oğlak burcundan ayrılıp kova burcunda ilerlemeye başlayacak 19 Ocak'ta Güneş kova burcuna geçiyor sizin 11. evinizde hareket etmeye başlayacak Satürn Jüpiter ve Merkür de kova burcunda sosyal alanlarda e, geleceğe dair hedefleriniz Grup çalışmaları, bazı yeni girişimler, tüm bu konularda daha aktif bir sürece giriyorsunuz bu hafta itibariyle. Mars Boğa burcunda bu hafta Uranüsle birleşecek. Aslında hem hızlı, hem ilginç, hem de stresli bir haftadayız. Gökyüzündeki gezegen kombinasyonları kendi içinde çok güçlü açılar yapıyor, ama bunlar güçlü ve sert gezegenler, dolayısıyla stresi de biraz arttırıyor. Özellikle hafta ortasından itibaren Mars'ın Uranüsle birleşimi ve Kova burcundaki Jüpiter'le yapacağı kare açı hem heyecan ve coşkunuzu arttırabilir hem de bazı kontrolsüz durumlara yol açabilir. Özellikle para konuları, finansal alanlarınız, gelir gider dengeniz, bütçeniz, kazançlarınız, harcamalarınız bu hafta ana stres ee, konuları arasında olabilir sevgili koçlar. Pazartesi ay sizin burcunuzda olacak. Çarşamba akşam saatlerine kadar. Hafta başı aslında duygusal enerjiniz güçlü. Ama bir yandan da daha sabırsız daha dürtüsel davranma eğilimindesiniz. Çoğu zaman özellikle bireysel ilişkilerinizde aşırı heyecanlı da olabilirsiniz. Çok hevesli ve coşkulu da olabilirsiniz. Bu e, parasal konularda belki sizi daha hızlı davranmaya, daha dürtüsel davranmaya itebilir. Buna dikkat edelim lütfen. Çarşamba gecesi Ay Boğa burcuna geçecek e, ve e, özellikle cumartesi sabahına kadar iki buçuk günlük süreç içerisinde Maddi güvenliğinizle ilgili konulardaki hassasiyetleriniz artabilir Perşembe günü ay boğada ilerlerken Tabii ki Uranüsle ve Mars'ta da birleşecek bu ani bir harcama bir anda parayla ilgili bir stres oluşturabilir Bu haftanın Kolektifteki tesirlerine de baktığımızda özellikle parasal konularda hızlı gelişmeler olabileceğini görüyoruz. Bu finansal piyasalarda, spekülatif piyasalarda, borsa gibi örneğin hızlı inişler çıkışlar yaratabilir. Hızlı kazançlar da olabilir, kayıplar da olabilir. Biraz daha dengeli davranmak gerekiyor, çok fazla risk almamak gerekiyor. Bunun yanı sıra tabii ki Mars ve Uranüs gibi iki gezegenin birleşimi ve Jüpiter'in yaptığı açı bizi fazla dürtüsel ve heyecanlı davranmaya itebilir. E, stres kontrolümüz zorlaşabilir. Ani da, e, tepkisi, tepkiler verebiliriz. Çabuk sinirlenebiliriz. Öfkeli olabiliriz. E, bu da kazalara, sakarlıklara, ilişkilerde çatışmalara yol açabilir. Buna lütfen dikkat edelim. E, fiziksel anlamda tansiyon sorunları, dolaşım sistemi problemleri, yine nörolojik bazı sorunlar aktifleşebilir. Tüm bunlara karşı tedbirli olmak gerekiyor. Ve dünya üzerinde tabii ki e, toplumsal yapılarda bazı huzursuzluklar, kargaşalar oluşabilir, kazalar e, daha sık rastlanır böyle açılarda, e, elektrik ve elektronikli araç gereçlerimiz örneğin bozulabilir veya elektrikle alakalı sıkıntılar, e, arızalar daha fazla olabilir. Uçaklarda daha fazla sorun çıkabilir örneğin, doğa olayları da. Böylesi bir dönemde daha fazla tetiklenebilir. Hafta sonu ay ikizler burcunda Cumartesi ve pazar ay ikizlerde daha rahat bir etki verecek. Zihinsel anlamda çok aktifsiniz. İletişim yönünüz güçleniyor. Bilgi paylaşımı artabilir. Yakınlarınızla herhangi bir konuyu konuşmanız gerekiyorsa, anlaşmanız gerekiyorsa, herhangi bir şey okumanız, öğrenmeniz, yazmanız gerekiyorsa hafta sonu değerlendirmenizi öneririm. Çok daha başarılı olabilirsiniz sevgili koçlar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.